Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben tekrardan Türkmenlerin yanına geldim. Yanımda Amine var. Amine çok iyi Türkçe biliyor. Amine ile de ben İran'da televizyon programı sunmuştum. Yani daha doğrusu birçok program sunmuştum ama bir tanesi yemek programıydı. Orada Amine'nin kardeşi yarışmacıydı ve oradan tanışıyoruz. Beni Türkmen Sahra'ya Gülistan eyaletindeki Akkaya şehrine Toy'a çağırdılar. Toy düğün oluyor. Size Türkmen düğününü göstermeye çalışacağım. Tabii bu videoda değil başka videoda. Bu videomda da Türkmenlerin çarşısına gideceğim. Türkmenlerle ne yapıyoruz? Türkmenler nasıl yaşıyor? Onları göstereceğim. İnşallah. Seve seve. Gösteririz hepsini sana. İnşallah. Yani ben buraya giriş yaptığım an hepsi böyle kucaklayarak bana hoş geldin dedi. Gerçekten Türkmenler çok misafirperverler. Beni çok mutlu ettiler. Beni buraya davet ettiler sağ olsunlar. Şimdi size göstermeye çalışacağım. Burada da Türkmen kızlarımız var. Emir, yürü de bu. Evet. Burada da Cennet var. Cennet Türkmenistanlı, Türkiye'de yaşıyormuş. İranlı Türkmen olan eşiyle Türkiye'de tanışıyorlar ve evlenip İran'a geliyor. Evet, aynen öyle. Ve Cennet dedi ki bizim kültürümüz İran'daki Türkmenlerden biraz daha farklı. İlk olarak ne diye sordum. Bakın, Amine anlak takıyor. Yani Amine evli. Ama Cennet yallık takıyor. Buna yallık diyorlar. O da bu şekilde evli olduğunu belirtiyor. Onlarda anlak takma yok. İranlı Türkmenlerde var. Evet, aynen. Geldiğinde zorluk çektin mi? Kültür biraz farklıydı. Yok ya, çok ne diyeceğim sana? Çok iyi insanlar. Onların kalpleri güzel. O bana yeter. Yani kültür farkı var. Olsun kültür farkı ama insanın bence kalbi önemli. Canım benim. Evet. O yüzden onlar çok sevdim, çok beğendim. Türkiye'de kaç yıl kaldın? Türkiye'de 12 sene. Maşallah. 3 yılda İran'dasın. Evet. 3 yılda İran'dayım. Şu anda bir zorluk, sıkıntı çekmiyorum. Çok şükür. Evet. Şimdi yeni bir kız kardeşimiz oldu. Evet. Burada işte benim hiç kız kardeşim yoktu. Buraya geldim, kız kardeş buldum. Yine anne buldum. Evet. Canım yeni benim. Yeni aile. Yeni aile olduk yeniden. Senin ailenin hepsi Türkmenistan'da. Evet, Türkmenistan'da. Görüşemiyorsunuz. Görüşemiyoruz. Sadece telefonda görüşüyoruz. Anladım. İki tane çocuğum var değil mi? İki tane. Küçük olan. Küçüğün adı ne? Emre. Emre. Ama Türk ismi taktım. Emre! Nasılsın? Şalvarına bakar mısın? Ama şalvarı İrani. İran şalvarı. Bir ülkede öyle şalvarlar var. Kürt şalvarı değil mi o? İşte Kürt İran'da da var. Kürt. Ama yok, Kürt dedi, farklı. İran'da Kürtler giyiyorlar. Ha. Evet. Biraz Türkmenlerde de var. Ha. O yüzden çocuk istemiş. Büyük olan Türk'te doğmuş. Evet. Onun adı ne? Adın ne? O Emirhan. Emirhan. Senin adın ne? Mustafa. Mustafa. Bay bay. Selam da söylendik ya. Olakan mı olsa da bizim selam bir ders vermemize korkuya. Korkuya mı? Munire. Efendim. Munire ile de yarışmada tanıştık. Evet. Amine'nin kız kardeşi Munire. Evet. Kendisi Türkiye gidip geliyor devamlı. Tabi Amine de aynı şekilde. Amine de orada kalıyor. Kalıyorum, evet. Sonra buraya geliyor. Evet. Zaten bütün Türkmenlerin Türkiye geçmişi var. Yok, bütün yok. Hepsinin yok mu? Hepsinin yok. Şimdi köylerimizde asla yok. Ha. Ama yeniden şehirlerde çok var. Anladım. Buraya Akkaya demelerinin sebebi de burada bir kale varmış. Kale vardı. Akkale. Akkale. Evet. Rıza Şah'ın zamanında, Pehlevi zamanında burada bir büyük kalesi varmış Rıza Şah'ın. Adına Akkale. Çünkü
beyaz kalemiş. Dışarısını beyaz yapmış. Yeah. O yüzden evet, öyle adı kalmış. Şimdiye kadar da o adı kullanıyoruz. Ama kale yok. Kale yok. Kale gitmiş. Evet, kale gitmiş. Şimdi çektirme pişiriyorlar. Git yapar filim artık bu. En sevdiğim yemek. Maskara ha bu. Öğrenim değil, işim yok. Maskara gerek. Selam selam ayağım ben. Ha canım. Geçim şeyler. Geçim şeyler. Ama durdurur. Sayı temiz olsun. Evet, şimdi çektirmenin dibini çıkartıyorlar. Buna kesmek mi diyordunuz? Evet, kesmek diyoruz. En lezzetli kısmı. Şimdi çektirme yiyoruz. En sevdiğim Türkmen yemeği. Çok lezzetli. Çok lezzetli olmuş. Evet. Kim yaptı? Kız kardeşim Monire. Maşallah. Monire'den gelen arkadaşta o aşpazıydı. Çok eli lezzetlidir. Annem gibi. Maşallah. Geç Kati. Şimdi eş, dost, konu, komşu gelin evine hediye getiriyor. Şimdi Tatar tatlısı getirdiler. Şimdi eli boş gelmeyenler için de hediye veriliyor. Mesela küçük bir şey getirdiyse küçük bir hediye veriliyor. Büyük bir şey getirdiyse büyük bir hediye veriyorlar. Şimdi hediyesine karşılık bir hediye verecekler. Hediyenin değerine göre hediye veriyorlar. Büyük bir şey getirmişse büyük bir hediye veriliyor. Küçük bir şey getirmişse küçük bir hediye veriliyor. Şimdi başka birisi de kek getirdi. Şimdi o gelen, evet, arkadaşın. O gelen keki de verdiniz. Yok, onu çok sevse tuyum şeylerden, tatlılarından evine eksin, ailesiyle birlikte yesin diye. Ha. Evet. O yüzden veriyorlar. Hediyeyi alırken de başının üstüne koydu. Evet. Öptü başının üstüne koydu. Evet, öyle yapıyorlar. Benim de çocuklarım öyle düğün toy görsün diye. Aa. Güle güle toy tutalım diye. Ne güzel. O niyet, evet. Çok o güzel. Amaçla öyle söylüyorlar. Çok güzel. Ayşe, çıkalım. Öyle mi? Çok gördüm. Tamam. İyice burada değil de Ene Dayze, Amine'nin annesi. Beni çok güzel karşıladı, sağ olsun. Hoş geldik. Hoş bulduk. Sizinle tanıştığıma çok mutlu oldum. Ben de. Beter hoş oldum. Türkmence'de nasıl diyorsunuz? Menna. Hoş arşodam. Menna. Menna beğendim. Zor oldu. Beğendim. Evet. Ben gelene ben yeter beğendim. Aa. Hayli hayli hoş buldum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yaşım olacak olsun. Sağ olun. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gelene ben hoş buldum. Bu erkek şapkaları. Bunun adı ne? Börük.
Börük. Evet, börük. Bunu elde tikiyorlar. Aa, ne evet. Güzel. İğneyle elde tikiyorlar. Şimdi bunları damada götüreceksiniz. Damat bohçası. Evet, bunu damada götürüyoruz bu gece. Yarın da, yoksa da yarın. Yarın kaynanası damada giydiriyor. Aa, evli olduğu belli olacak. Evet, evet, evet. Bu da kayınpeder için hediye. Gelinin hediyesi olarak gidiyor. Aa, bunlar kayınvalideye hediye. Yok, bunlar gelinin bukçası. Ha. Gelinin bukçasında 24 tane şalvar olacak. Bu Türkmen kız şalvarları. Kadın şalvarı. 24 tane olmak zorunda mı? Yok, zorunda değil ama geleneksel koyuyorlar. Maşallah. Böyle. Kumaşları da iyiymiş. Evet. Bu şalvarları elbiselerin böyle, altına giyiyorlar. Küçük. Eskiden böyle büyük oluyor. Büyük nakışlar. Şimdi bir nakışlar var, buraya kadar devam ediyor. Aa, aynı Bender Abbas'taki gibi. Evet evet, biraz ona benziyor. Evet. Şimdi onu gelin yarın giyecek. Elbise koyuyoruz, kumaşla dolduruyoruz. Öyle. Maşallah. Evet. Her türlü kumaşla dolduruyoruz. Seccade var. Bu leblebileri, şekerleri yarına hazırlıyorlar. Yarın düğünde verecekler. Adetten 4 tane bu şekerlemelerden buraya koyuyorlar. Bohçayı açtıklarında eltileri bu şekerlemeleri alıp yiyormuş. Sizin Türkmence, İran'daki Türkmence ile farklı mı? Hayır, farklı değil de ama bunlar biraz farklı. Niye Parsi ile karıştırıyorlar? Normalde aynı. Ha. Konuşmamız aynı. Rahat anlaşabiliyoruz yani. İyi, güzel. Biz de konuşunca Farsla karıştırmışız. Ama Türkmenistan Rusça ile. Rusça ile karıştırıp söylüyorlar konuşunca. O yüzden biraz zor oluyor. Bizim için değil ama cennet için zor oluyor. Zor oluyordu. Şimdi alıştı. Cennet Farsça biliyor mu? Yok. Hayır, bilmiyor. O yüzden öğretmiyorlar. Cennet. Bazen bilmiyorum. Bakıyor. Ne dedin sen? Cennetin yanında anlamasın diye Farsça mı konuşuyorsunuz? Bazen öyle yapıyorum. Ama o anlıyor. Çok zeki. Evet, benim hareketlerimden anlıyor. Yoksa ben kendim şey yapıyorum, yoksa o çok zeki. Neden? Farsi bilmiyorum ya. İlla onunla beraber gitmem gerekiyor. Burada Farsça'da konuşuyor. Farsi bilmiyorum ya. Bazen burada hepsi Türkmen değil ki, Parsiler de oluyor. O yüzden anlatamıyorlar bana. Bazen anlatıyorlar Türkmen olunca. Farsi olunca anlatamıyorum. İşte kala kalıyorum orada. Yani illa yanında birisi lazım. Benim nazımı çekmek lazım. Evet. O yüzden öğretemiyor işte Farsi. Yani Akkale'de sadece Türkmenler yaşamıyor. Hayır. Farsiler de var. Pazarda da Farsça iletişime geçiyorlar. Evet. Evet. Aynen. Genç. Evet, o yüzden benim nazımı çekmek lazım Cennet. Hep nazımı çekmek lazım. Görüşeceğiz sonra. Şimdi eskiden şehrimizde hep Türkmendi ama şimdi Farslar da geldiler. Biraz Araplar da geliyorlar, gidiyorlar. Kürtler de var. Öyle, evet, Belüçler geliyorlar. Ya Belüçler de burada. Niye buradalar? Bilmiyorum ama. Bayağı uzak çünkü. Ha, göçtüler. Evet, evet. Önceden Türkmen sınırı açıkken Türkmenler buraya geliyordu. Evet, çok heyecan vardı burada. Bu şehirlerde çok 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 canlıydı. Heyecan vardı. Çok keyif yapıyorduk. Her gün misafir kendimiz gidiyorduk Türkmenistan'a. Çok iyiydi. Ama şimdi hiç heyecan yok. Ya. Evet. Sizin akrabalar orada kaldı orada mı? Orada kaldı. Hepsi orada. Ya. Şimdi annem babalarımızın akrabaları hepsi orada. Annen özlüyor mu?
akrabalarına? Babam çok özlüyor. Ya. Evet, görüntülü konuşuyorlar ama internet de çok çekmiyor. Aa. Devlet yüzünden de bilmiyorum ne yüzünden. Ama bizim hep çay içtikçe hep konuştuğumuz o. Türkmenistan misafir istiyoruz. Keşke şimdi gelmiştiler. Çok iyiydiler. Hep pazara can veriyorlardı. Kadınlar elbise, kumaşlar, Türkmenistan'ın her şeyi. Hatta kaymak, tereyağı, her şeyini getiriyorlar. Ya ne güzel. Çok iyiydi. İnşallah cennetle birlikte gideriz. Aşkı i̇nşallah hepiniz götüreceğim inşallah yollar açılsa. İnşallah açılacak mı? Beni de götür. Ben onu bilmiyorum. İranlıyım. Artık İranlıyım, orasını bilmiyorum artık. Şimdi şey ettirip yapıştırıp olur mu şeyden? Şey ettirip yapıştırmayacak. Ne bilir sağından bile el koyucu olmadı. O kalan bazeli mi? Savaş işte bir tarafına çıkacak. Hava şeyle şeyle kuşuyla geçecekler. Gelin hanım orada. Narenciyi var mı? Kaç yedi? Şunu yanmışsın o ya. Tamam. Şimdi parayı saçan kimdi? Parayı saçan kimdi? Kim parayı? Geliyor para saçıyor. Evet, herkes öyle yapıyor gelince. Yakınları öyle seçki seçiyor. Yakalamaya çalışıyor. İşte şans. Ha. Anladım. Anladım. İşte öyle verince anlamı kalmıyor. Yakalayınca şans yakalıyorsun işte. Hazırlık var. Bohçalar hazırlanıyor. Gelin. 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 Sanki Türkmen Rus karışımı gibi. Servere kağıt kadın. Roban. Aha Elham'ın konuklarına bahseden diğerlerine şeyler yapıyor. Nerede? Nerede? Sen? Söyle Tela. He? Ablamız çok fazla Türkmence konuşuyor, pek anlamadım. Bu şekilde selamlaşıyor Türkmenler. Saygıdan böyle selamlaşıyorlarmış. Abla çok fazla Türkmence konuştu. Bazılarını anlamadım açıkçası. Hey, yatta! Damadın bohçalarına hazırladık. Birazdan damat bohçası götüreceğiz. Ben de Türkmen kıyafeti giydim. Hatta anlak da taktım. Evli olduğum belli olsun. Normalde Türkmenler önünü açıyorlar tabii, böyle kıyafetin modeli belli oluyor. Ama ben önünü kapattım. Bu şekilde oldu. Bilmiyorum nasıl görünüyorum. Şimdi yanımda kim var? Merve. Merve beni çok seviyor. Yanımdan ayrılmıyor.
bana makyaj yapar mısın? Saçlarımı yapar mısın? Diyor devamlı. Buradaki kızların hepsinin makyajını ben yaptım. Artık pazara gitmeye vaktimiz yoktu. Pazara gidemedim ama size farklı kültürler göstermeye çalışacağım. Değil mi Merve? Merve Türkmence bilmiyorum diyor. Farsça biliyor. Benimle Farsça konuşuyor. Doğrusu de. Bu ne? Kuluçe. Aa. Siz mi yaptınız? Bir tane alayım. Misafirler getirmişler. Pankek gibi. Evet, evet. Güzelmiş. Nasıl? Merve sen de yer misin? Yiyecek mi? Böyle tatlılar çok geliyor. Burada geziyorsun ya. Hı hı. Video çekiyorsun. Hep yiyeceksin. Bir şey söyleyeceğim. Yeşil gözlü Türkmen çok nadirmiş. Türkmen de mi? Hı hı. Sizin akrabalar hep yeşil gözlü. Babaannelerin. Babaannen yeşil evet. Gözlü. O taraf. Yeşil. Maşallah. Gözleriniz çok güzel. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selam. Kamın. Selam. Geliverin. Gelin. Başlayalım. 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 Selam. Kamın. Türkiye'de kız dede. Öyle mi? Türkçe kefle. Türkçe biliyor musunuz? He? Türkçe biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ha. Nasılsınız? Yakşı siz? Yakşı değil. Kamun. Yakşı olsun ben yakşı. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mübarek güzel. Sağ olun. Türkmen kaynak giydirdik. Evet, bereketle. Bereketle beter kabul. Beter abi. Bir, içeri bir. Sağ olun. Geliyorum. Ben bu koştuk oğlum. Geliyor mu lan ev olsun? Efendim? Köyüne mi var ya olsun? Sağ olun, teşekkür ederim. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Ha, sağ olun. Elbise bizde köynek. 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 Selam, kamun. Karan, şu abini gelin mi? Hadi gelin, sabrım gelin. Toya siz de gelecek misiniz? Şimdi Toya. Şerde. Şimdi. Ha, geliyor musunuz? Geleceğim. Aha. Yarın sabah da geleceğiz. Sabah geleceğiz. Ha. Koca kişinin arasında oturup elleşmeli de. Ha. Çok yaşlı, çok yaşlı gelmiş. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok yaşlı. Ne olsun, her şey gelip dur. Sağ olun, teşekkür evet. Ederim. Çok güzel olmuşsun. Güzel mi? Çok güzel. Gözlerin güzel. Ben görüyorum. Teşekkür ederim. Başörtün. Hı hı. Çok güzel. İpek gibi aynı. İpek mi? Hı hı. Güzelmiş. Çok da yakışmış sana. Teşekkür ederim. Güzellik sizde. Evet. Bu kadar güzel işimi şu. Aman emin işim bu. Bakayım. Tanırsan, bilirsen kimin? Eşiniz mi? Çok güzel, maşallah. O bizim arvatı. Yaşıyor mu? Ha. Nerede? O bizim evleri var idi burada. Ha. Ha, onun için gelmiş. Aha. Geldim, ben uzunmadım. Ay, bu Nuri bu. Dedemiz süsleniyor, dişlerini taktı. Şimdi takkesini de takıyor. Vurma! Vurma! Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok. Adınız ne? Evet. İsminiz? Seyit Mehmet. Seyit Mehmet amca. Çok yakıştı. Çok güzel oldu.
Said Mehmet'i Tumaç. Tumorç. Tumaç. Tumaç. Ben bir fotoğraf da çekeyim sizden. Türkiye'liler görsün, Türkiye'ye aparacağım. Evet, Amine de hazır olduğuna göre gidebiliriz. Evet, gidelim. Süslendiler, püslendiler. Şimdi damat evine bohça götüreceğiz. Siz de geliyor musunuz? Yarın mı geleceksiniz? Yarın bir... Sen. Kocaeli gelmedikçe, gelmeden önce... Sabahtan Aksakal. Rişsefida. Aksakal diyoruz. Evet. Onlar geliyorlar. Gelinin babasından, dedesinden Rıza alıyorlar. Ne güzel. Evet, öyle. Rıza verecek misiniz? Ya benden pul vermese benden. Pul isteyelim. Damat artık kızı çok seviyor, verir. Beni, yani, para. Onun adını, para. Beni pul verse bırakacağım. Yani sizden kız almak çok zor. Yok. Evet. Çok kıyım. Pul böyle, bu puldan daran olsa beylen olur. İnşallah damat getirir. Bulur. Şimdi biz gidelim. Kendinize iyi bakın. Hoş yakalı, hoş. Hoş. Biz gidecek hoş. Kendi diye. Tamam, hoş. Hoş. Türkler biz giderek diye da. Aha, biz gidiyoruz şimdi. Türkler biz giderek diye. Ha, biz giderek. Giderek. Bu Türkleri de, Azerbaycan Türkleri de. Siz ne diyorsunuz? Biz diye gidecek. 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 Türk, İstanbul, Türkçe. Gideceğiz. Biz mesela gideceğiz. Yani biz. Evet. Hoşçakalın. Hoş dede. Hoş dede. Hoş. Muhammed Sadra. Muhammed Sadra'ya bakın. Yakışıklı. Gözlere bakın. Masmavi. Ben Vali'da. Yoruldun mu? Yağdadın mı? Yağdadım hava. Yoruldum. İşlemeleri çok güzel. Sen kendin mi yaptın? Evet. Maşallah. Elinden her iş geliyor. Sağ ol, teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ne güzel işlemiş. Bu da çok güzel bir kumaş. Bu kumaş Türkiye kumaşı. Dedim ama bu bizim kumaşlara benziyor. Tanıdın hemen. Hemen tanıdım. Ne di? Hemen ne di? Aile maskenin adetine kaldı. Kimin? Monira ustaya. Amine dayı. Yo Monira. Cennet'in kıyafeti çok güzel. Çok güzel. Çok şıksın. Şuna renk mi? Hadi çakayım da. Taktım annak. Aha, taktım annak taktım. Evli oldum belli olsun. Niye kızım? Yaşta avulun 6 oldu. Ha. Evet kızım ben. Bir kızım Cennet, bir kızım Dernacan. 6 şiş de kızım. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, kızların makyajlarını ben yaptım. Hepsi benim elimden geçti. Hava iyi. Damada bohça götüreceğiz birazdan. Konu komşu hediye getiriyor. Kimse eli boş gelmiyor. Böyle var ya. Beri bana, beri. Beri kaçalım.
Türkmenlerde erkek akrabaları olduğu zaman yüzlerini bu şekilde örtüyorlar. Merve artık benim kızım. Benim yanımdan ayrılmıyor. Hey Meryem Emre. Evet, bohçaları götürüyoruz. Arabalara havlu bağlanıyor. Türkmen kültüründe eğer erkek akraba varsa kadınlar yüzlerinin yarısını örtüyor. Yani yabancı erkeklere karşı değil, tanış olan akraba erkeklerine karşı yüzler örtülüyor. Hey! Reisini cevap verdireyim mi? Orkel vermiyor kardeşim. Kampı oynayın. Ben orkel. Ben orkel. Artık gidiyoruz. Sıra bizde. Damat evine geldik. Bohçaları bırakıp gideceğiz. Şimdi bugün burada damat eğlencesi oluyor. Burada gelin tarafı olmuyor. Sadece bohçaları verip gidiyorlar. Yarın asıl düğün olacak. Bu arada damat hoca. O yüzden düğünde çok fazla hoca var. Hatta her yer hoca. Bu arada Türkmenler Sünni, yani buradaki hocalar Sünni hocalar. Çok kalabalık. Kalabalık görmemişsin. Ondan biri dedi. Vallahi. Ondan biri. Şimdi pandemi dolayı çok çağırmıyorlar. Ha. Yani normalde daha fazla. Evet. Maşallah, yakın akrabalara bakar. Dursay'da Selam. Amcamın kızı. Selam. 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 Hoş geldin. Gelin. Sağ olun.
Şimdi gelin tarafına yemek verecekler. Gelin tarafı buraya geldi. Yemek yiyecek ve sonrasında döneceğiz. Şimdi yemekler getiriliyor. Bakalım ne yemeği var. Yani yahni veriyorlar. Yemeği çok güzel ama. Güzel yemek olmuş. Şimdi damat tarafına hediyeler verecek. Şimdi gelin tarafı kayınvalidenin yanına gidiyor. Hediyeleri ona verecekler. Şimdi damadın düğünü kutluyorlar. Gelinin annesi gönderiyor. Şimdi bunları kız tarafına mı verecekler? Evet. Biz de karşılıklı oluyor dedim ya. Evet. Bunlar da öyle. Karşılıklı. Nasıl kovdu? Şimdi karşılık verdi. Hediye getirdiler, hediye aldılar. Şimdi burada bitti. Bitti mi? Evet, şimdilik bitti. Sana evet. Vermiyorlar mı? Yok, ben hediye getirmedim. Şimdi damada hediye verilecek. Damada hediye vermeye gidiyoruz. Gölen yavunçan. Yavunçan kuler veriyor. Hadiye var ya, aman ben var ya. Gel hele. İde geç. Gerek yok. Ben staplon şunları koyayım. Koyayım. Can.
Can, can. Paralar takılınca hemen direkt boynundan alınıyor. Bazıları da parayı böyle üzerine saçıyor. Sonra damadın sadıçları parayı topluyor, kenara koyuyorlar. Neden hemen alınıyor biliyor musun? Çünkü bazen mehmanlar, misafirler paraları şey değil, bozuk değil. Ha. O yüzden burada bütün parayı veriyorlar, ha. Bozuk alıyorlar. Bozduruyorlar. Evet, bozduruyorlar. Çok mantıklı. Şimdi hediyeyi verdik, gidiyoruz. Burada da talebeler var. Şimdi kız tarafı eve döndü, burada dans ediyorlar. Şimdi eve döndük. Kız tarafı burada eğlence yapıyor, dans ediyorlar. Ben bu videomu burada bitireceğim. Türkmenlerin ilginç aletlerini size göstermeye çalıştım. Bu arada Merve yanımda. Yani artık onu kızım olarak evlatlık alacağım. Çünkü yanımdan ayrılmıyor. Yani bana yapışık olarak geziyor. Ben asıl düğün videosunu yarın çekeceğim. Yani bu videoyu burada bitireceğim. Yarın ayrıntılı bir şekilde düğün videosu çekeceğim. Bu videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.